Sizinle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Birlikte olmak nasıl duygu? Çok çok güzel bir duygu. Tabii aklımın erdiği yaşa geldikten beri ilk defa geldim. Çocukken gelmiştim ama pek hatırlamıyordum. Çok güzel bir şehirmiş gerçekten. İçimiz böyle ferahladı diyebilirim yani. Bir de burada çalışacak olmak da çok heyecanlı şu an. Evet. Peki ben şimdi sormak istiyorum. Türkiye'de sahne almakla Almanya'da ya da Avrupa'da sahne almak farklı oluyor musun için? Tabii ki farklı oluyor. Yani burada tabii ki işte burada şimdi kırmak döküleceğim bunu nasıl kimseyi kırmadan anlatabilirim diye ama bir şekilde burada dinleyicilerin dinlemeye ve anlamaya daha hevesli olduğunu görüyoruz aslında. Ama bunda tabii ki dinleyicilere o kadar suçlamıyorum. Birazcık Türkiye'nin genel durumunun da etkisi var. Herkesin kafası çok dağınık. Herkesin çok düşündüğü çok fazla konu var. Çok fazla parasal konu dönüyor. Çok fazla politik konu dönüyor. Haliyle kimsenin gerçekten karşısındakini dinlemeye pek vakti kalmıyor bence. Burada insanlar dinlemeye daha istekli oluyorlar. Çünkü muhtemelen biraz daha kafaları rahat diye düşünüyorum. Peki şimdi bir sanatçı olarak Türkiye'deki genel durumu nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi Türkiye'de maalesef gençler bizim ülkede yaşadığımız için çok fazla görüyoruz. Aşırı derecede bir beyin göçü var. Gençlerin tek umudu, tek hayali buraya gelmek olmuş. Siz bir sanatçı olarak bunu nasıl görüyorsunuz? Çünkü sizin çok fazla da genç kitleniz var gördüğümde. Ya çok acı bir şey ama çok da derinden anlayabildiğim bir şey. Hani nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Çok güzel bir gençlik yaşadım ben İstanbul'da ve bizim çok umudumuz vardı. Bir şeylerin çok iyi olacağına dair. Bir müzisyen olarak var olabileceğimize dair inancımız vardı. Çok fazla sahne vardı. Çok fazla küçük bir sürü mekan vardı. Birinde çalmasan diğerinde çalardın. Çok iyi birbirini destekleyen gruplar vardı. Hepimiz böyle kol kola böyle tırnaklarımızla çala bir yerlere geldik ve gerçekten bu çok zevkli bir süreçti. Şimdi ben emin değilim genç bir insanın aynı süreci, aynı keyifle yaşayabileceğini. Genç bir insanın eve çıkabileceğine bile emin değilim. Yani İstanbul'daki kira durumlarını düşündüğümüzde, yeni mezun birinin aldığı maaşı düşündüğümüzde ve o iş yerinde karşılaştığı koşulları düşündüğümüzde tabii ki bu çocuklar bir kere geliyorlar hayata. Yani neden bu hayatı bu koşullarda çok fazla para harcayıp çok kalitesiz bir hayat yaşayarak geçirsinler ki? O yüzden de bunu çok çok iyi anlıyorum. Çok üzülüyorum. Ben de çok üzülüyorum. Yani kendi adıma da burada rahat etmek, yani burada rahat hissediyor olmak bana suçluluk veriyor birazcık. Ama bir yandan şeyden de korkmuyor değilim. Yani 5 sene sonra ne olacak, 10 sene sonra ne olacak? Müzik ne olacak? Kültür sanat ne olacak? İnsanımız ne olacak? Hani eğitim ne olacak? Üniversiteler ne olacak? Hani böyle ne olacak, ne olacak, ne olacak diye çok fazla soru döndüğü zaman insan gerçekten bu ne olacakları sormadığı bir yerde olmak istiyor. Bunu da çok anlayabiliyorum. Şimdi Türkiye'de konserler erteleniyor, sanatçılara baskılar yapılıyor. Siz bu baskıyı üzerinizde hissedebiliyor musunuz? Yoksa istediğiniz mesajları bir sanatçı olarak verebiliyor musunuz? Ben tabii çok alternatif bir yerde kalıyorum. Yani hala istediğim şeyi söylediğimde çok tepki almadığım bir yerdeyim. Yani çok küçük bir komiteyiz ve çok birbirimizi anlıyoruz bence. Hani aynı fikirde olmasak bile kendi içimizde anlaşabiliyoruz diye düşünüyorum. Ama meslektaşlarımın yani yaşadığı şeyleri görüyorum, çok net görüyorum. Bu da tabii ki beni endişelendiriyor. Bence ama herhalde yine sanat kazanacak değil mi? Umut görüyor musun? İnşallah diyorum. İnşallah. İnşallah. Biz yapmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim ki geldin.